Arkadaşlar domatese yaprak gübresi atılacak. Yaprak gübresi hazırlanıyor şu anda. Gel abi çek şöyle. 5 kilo bir tane düşük bir üreli üre. Bir tona 5 kilo düşük büyüreli üre. 2,5 kilo magnezyum sülfat. Bak abi buradan ben bakıyorum. 2,5 kilo magnezyum sülfat. Bu bir ton için hazırlanıyor arkadaşlar. Çok ilaç kaldırmıştırılırsa atıyorum 1,5-2 ton içinde hani dozlar düşürülebilir. Üst limitler bunlar. Bu ilaç katılmayacak vaziyet arkadaşlar. Yani mesela 5 kilo öyle koymazsın da. Ya sıkıntı yok. Konur. 10 kiloya kadar öyle konur. 5 kilo öyle koymazsın da 3 kilo koyarsın. Bir tona. Sonra magnezyum sülfatı 2,5 kilo koymazsın da 1,5 kilo koyarsın. Çok karıştırırsan. Şimdi biz karıştırmayacağız. Tek atacağız. Sadece yaprak gübresi. Kendimize yaprak gübresi hazırlıyoruz. Arkadaşlar bir ton için sen oraları abi şey yapmam. Milletin kafasını karıştırma. Aynen. 5 kilo üre, 2,5 kilo magnezyum sülfat kattık. Şimdi ne katıyoruz? Şimdi normalde kombi de katılabilir 2 kilo. Biz 1 kilo mangan sülfat, 800 gram demir sülfat koyacağız. Bitkimize göre hareket ediyoruz çünkü. Bitkinin isteği şu anda mangan istiyor. 1 kilo? 1 kilo mangan sülfat. Mangan sülfat kattık. Kombimizi kendimiz hazırlıyoruz yani sizin anlayacağınız. Tamam. Sekiz gram demir sülfatı oradan aldık, kattık. Domatese. Bu kara boya dediğimiz demir sülfatı. Aynen demir sülfatı. 25 kilosu 35 lira. 800 gram demir sülfat. Evet, 800 gram demir sülfat. Arkadaşlar kağıt kalem alın elinize yazın siz. Şimdi domatese topraklı tarımda kökten demir verilmez. Yani tek başına demir verilmez. Kombi uygulanabilir. Evet. Mesela tek başına demir şerat uygularsanız toprakta 1 kilo demir şeratın içerisindeki demir kadar %4 ile 6 arasında demir var. Domates, kayısı ve buğday biosidrofor denilen topraktaki suda çözünmeyen, bitki için yarayışlı olmayan demiri çözüp alma kapasitesine sahip. Bir de siz kökten demir şerat verirseniz fazla demir olur. Bu sefer mangan, çinko, bakır, kobalt eksikliği yaşamaya başlarsınız. Tek başına demirli gübreleme domateste doğru değildir. Ama ben şeyde domates ektiğim senelerde ilk suda 50 gram katıyordum. Çok iyi değil. 50 gram. Topraklı domateste hiç domateste demir eksikliği semptomu görmezsin. Fazla bakır vermediysen, kökte bir hastalık yoksa suya boğdurmadıysan. Hiçbir zaman görmezsin ama yapraktan verdiğinde fayda görürsün. Yapraktan veriyoruz. Aynen. Demir sülfat etta şeklinde mi oluyor bunlar? Sülfat. Normal demir sülfat. Normal demir sülfat. Ara böyle. Şimdi manganımızı, çinkomuzu verdik. Demirimizi verdik. Çinko, bor ve molibdeni kökten veriyoruz ama borla molibdeni yine burada ekleyeceğiz. Bor ne kadar ekliyoruz? 150-200 gram civarı. Kökten de verdiğim için ben 100 gram koyacağım. Kökten veriyorsanız 100 gram, kökten vermiyorsanız... Ben kökten 2 güne bir bor giriyorum, döneme 10 gram. Dolayısıyla 100 gram civarında yapraktan giriyorum. Kökten vermiyorsanız 200 gram ve kökten veriyorsanız 100 gram yeterli arkadaşlar. Bu nedir? Sodyum molibdat, molibden. Bu da molibden. Tona 30 gram. Şöyle bak, 32 gram bunda. Bir tona 30 gram. Aynen öyle. Bu kobalt sülfat. Köklenmesi için, stokinin sentezi için. Bitki kobaltın %90'ını kök uçlarında biriktirir. Kobalttan aynı zamanda B12 vitamini sentezler. Yani siyanokobalamin sentezler. Bu hastalıklara dayanım mekanizmasında B12 vitamini, systemic acquired resistance diyorlar, SAR mekanizması. Hani mesela sen kabaklarda virüs için HPM proteini falan atıyorsun. Evet, bu mekanizma bitkinin doğal olarak çalıştırması için bu kobalta ihtiyacı var. Toprak analizinde özellikler bilinmiyorsa yaprak toprak. Dekara 30 gram. Dekara 30 gram. Bir dekara. Dekara 30 gram 30 tüm gram, sezon mu? Tüm sezon boyunca. Peki biz hadi burası yıllık 50 gram olsun. Biz bu bir tora şimdi ne kadar katacağız? 20 gram.
Bu çok ağır metal, hemen artar şeyi. Ağırlığı. Kobalt sülfat 20 gram. Şimdi bu kadar kafa karıştırmaya gerek yok. Borlu molibdenli sülfatlı bir şelatsız bir kombiyi tona 2 kilo katsınlar. Yanında magnezyum üreyle beraber. Borla kobaltı yan yana fazla koymayalım. Demirin üstüne atalım. Evet. 20 gram. 20 gram da şimdi bu kobalt kattık. Şimdi sadece kırmızı örümcek ve trips hasarı varsa kullanıyoruz. Nikel sülfat. Aynen. Dekara 5-10 gram ben kullandırdım kökten yapraktan. Solucan gübresiyle beraber kökten şelatlayıp yapraktan da tona 20 gram. Trips ya da kırmızı örümcek varsa kullanıyoruz. Onu şimdi kullanmıyoruz. Yok. Trips ya da kırmızı örümcek hasarımız olursa kullanacağız. Şimdi burada eksiğimiz 2,5 kilo çay şekeri, 5 litre de vermiş solucan gübresi. 2,5 litre çay şekerini getir koy buraya da yarın kafa karışmasın. Tamam. 2,5 kilo çay şekeri, 5 kilo solucan gübresi. Vermiş solucan gübresi. Katlık mı? 10 numara bir yaprak gübremiz oldu. Şimdi çinkoyu neden kökten vermiyoruz? Çinko artı 2 değerlikli. Doğada mesela burada şuraya bakalım. Mangan, çinko, demir, nikel, kobalt bunların hepsi artı değerlikli. Artı değerlikliğinin bu da artı 2 değerlikli formu bitkiye yarayışlı. Fosforla reaksiyona girer. Yani fosforla toprakta birleşir. Bir de oksijene maruz kaldığında yani nemsiz toprakta, yapraktan püskürttüğünde vesaire artı 2 değerli yani elektron değerli bu. %2 falan değil. Artı 3'e artı 4'e oksijenden hani bu demir sülfat mesela. Şu demir değil mi? Şunlar ne? Pas. Demir oksit. Evet. Böyle oksitlenir. Pas olur yani. Yarayışsız hale gelir. Bitkinin bünyesinde de yaprak analizinde çıkar ama böyle pas olarak kalır. Bitki onu kullanamaz. Anladım. Çinkoyu toprakta... Çinko artı 2 değerlikli olduğu için yapraktan verebilirsin eksikliğinde. Ben topraktan çoğunluklu veriyorum. Yaprağı çok karıştırmıyorum. Sadece ani müdahale gerekirse yapraktan atıyorum. Çünkü çinkonun, borun, molibdenin yapraktan verdim de yaramadı diyen bir formu yok. Anladım. Şimdi bu bizim ihtiyacımıza yönelik bir... Aynen öyle. Buraya karışım. Yönelik. Aynen öyle. Peki genel olarak... Yani genel olarak... Genel olarak... Tona 2 kilo kombi, borlu, molibdenli. Tona 2 kilo kombi, borlu, molibdenli bir kombi. Domates şaratlı, için... Şaratlı mı olacak? Sülfatlı. Sülfatlı. Sülfatlı tercih. Evet. Bunun yanına bir de şey ekleyeceğiz. 200 gram sitrik asit. Hem pH düşürmesi için limon tuzu. Sitrik asit de katıyoruz. Şu. Gel çek burayı. Sitrik asit dediğimiz limon tuzu arkadaşlar. Limon tuzu. Organik asittir. Hem pH'yi düşürür. Hem de... buradaki demiri, manganı şelatlamaya yardımcı olur. Harun abi peki bizim limon tuzu diyebildiğimiz biraz daha iri. Bu tarım formu için yok, mi yok, yoksa? Yok gıda formu var. Gıda formu. Ha, çünkü biz turşuda falan kullanıyoruz ya. Gıda toplarısından alıyoruz. Baya iri iri. 210 gram oldu, çok mühim değil. Bir tona 200 gram civarında yeterli. Bu da pH'ını falan dengelemek için mi? Toprağın yani ilaçlama suyunun pH'sını biraz düşürür. Ondan ziyade şelatlamak için. Şimdi İlaçlama suyunda pH artıyorsa pH'yı arttıran bir şey var. Yani bikarbonatlar, anlatabildim mi? Kireç vesaire. Bunları temizleyip yağmur suyu gibi, ozmoz suyu gibi bir şeyle atmak daha doğrusu. Yani pH'yı nitrik asitle düşürmek, fosforik asitle düşürmek, sitrik asitle düşürmek ilacın etkinliğini çok fazla arttırmaz. Mesela siz bir ton suya örneğin 200 mililitre, 300 mililitre nitrik asit döktünüz. Kuvvetli bir asit. Fosforik asit döktünüz. Sülfürik evet. Asit döktünüz. Evet. 2 saat sonra pH ölçün. O düştüğünün yarısı kadar yukarı çıkar. Bir karbonat elinden kurtuluverir. Tekrar senin verdiğin ilacın, gübrenin etken maddesine saldırır. Onu kendine bağlar, bozar, strese sokar. Tekrar yükselir. Aynen öyle. Allah Allah. Yani bunun deneyini de yapabilirsin istiyorsan. Nitrik asitle pH'yi düşür. Evet. 2 saat sonra bir ölç. Onu yapacağız. Aynen inşallah. Öyle. Arkadaşlar çok özel bir gübreleme programını söyledik size yapraktan atma. Bizim elimizde bütün ürünler olduğu için biz burada kendimiz kendi ihtiyaçlarımıza binaen şey yapıyoruz, uyguluyoruz. Şimdi sebeplerini söyleyelim. Sebepler, yapraktan verilen amino asit. Bir, evet.
Bir de demirin, manganın vesairenin mikroelementlerin yarayışlarını arttırır yapraktan. Şekerle birleşi verir, bitki bünyesindeki şekerle. Hemen amino asitte yükseltgenir. Dolayısıyla yapraktan verilen en ucuz amino asit üredir. Daha garanti olsun diye düşük bir üreli foliar üreler tercih etmek daha garanti olur. Normal kaliteli firmaların işte üreler, bilinen üreler de kullanılabilir. Anladım. Ama böyle pahalı ürünler için, sera ürünleri vesaire için düşük bir ürünler de tercih edilebilir. Magnezyum sülfat, eğer bitki bünyesinde fazla azot varsa onu proteine dönüştürsün diye, bir de fotosentez kapasitesini arttırsın diye. Kombi zaten mikroelement kökten alımları ile ilgili bir sürü sıkıntılar var. Toprakta fosfor var, pH yüksek, redoks potansiyeli, yükseltken koşullar. Yani kökünde mangan var ama bitkiye yarayışlı olmayan formda. Toprak analizinde, yaprak analizinde çıksa bile mangan, demir bitki için yeterli demek değildir. Yani orada çok mevzular uzun yani. Dolayısıyla bunlar yarayışlı olsun diye. Çay şekeri, bitki strese giriyor hava sıcaklığında. Evet. Sıcak hava vesaire. Kökünde suya ulaşamıyor. İşte kart yapraklara çekiyor suyu. O esnada daha önce yapmış olduğu proteinleri parçalayıp şekeri oradan kullanıyor, enerjiyi. O proteinler amonyuma dönüşüyor. Kırmızı örümcekse tripsi çağırıyor. Dolayısıyla bu şekeri de o amonyumlar tekrar proteine dönüşsün diye ve bir bitki bünyesinde fazladan nitrat varsa onlar alınsın diye. Molibden nitratı parçalasın diye. Demir, mangan fotosentezi arttırsın diye. Hepsinin bir sebebi var. Sitrik asit pH'yı düşürsün diye. Şimdi saymadığımız bir şey kalmadı. Hormon gübresi de hem biyolojik öne plan hem makro mikroelementlerin hepsi var. Hümük fülbük asitler doğal olarak var bünyesinde. Hem de bu mikroelementleri şelatlasın diye. Evet. Dolayısıyla bir taştan 20 kuş. Bir taşla kuş sürüsünü düşürme denilmez. Şimdi tekrar ediyoruz. Bu kullandığımız çay şekeri arkadaşlar yapraktaki birikmiş amonyumu proteine çevirmek için kullanıyoruz. Aynen öyle. Nitratları da aynı zamanda bitki şeker üretemiyordur. Evet. Şimdi bizim burada tül son şeyde kaldı. Bir haftadır tül sökülüyor. Evet. Tülün altında da gölge tozu atılmış gibi bildiğin toprak tozu var. Bitki fotosentez yapamıyor yani. Dolayısıyla şekeri o yüzden de koyuyoruz. Yani Hazır besin mi veriyoruz? Tabii. Yani bitki fotosentez yapacak da şekere çevirecek de. Uzaya süt içiriyoruz ya. He, yani. Yani ot yiyip kendi. Yorulmadan. Aynen öyle. Yem yiyip kendi enerjisi. Yani biz domatese şunu diyoruz. Kardeşim sen daha fotosentez yapacaksın, şeker üreteceksin, bunu aşağıya göndereceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Al sana şeker mi diyoruz? Aynen öyle. Bir de. Stresteyse bitki. Evet. Süper fayda eder. Streste değilse bir fayda etmez. Zararı durmaz. Anladım. Bunun maliyeti bize kaba hesap olarak 5 kilo üre atıyorum 10 lira. 2 kilo kombi 20 lira. Evet. İşte sitrik asit, magnezyum sülfat 5-10 lira. 5 litre solucan gübresi 80-100 lira işte. Bir tonun yaprak gübre maliyeti. Bir ton yaprak gübresi 100 lira. Normalde biz bir tona yaprak gübrelemesi yaptığımızda sadece kombiyi alıyoruz. 2 kilo kombi 200 lira. 200 lira. 150 lira. Humik asiti artı şeyi, humik asit diyorum, solucanı artı üreyi falan da kattığımız zaman kaba hesap 300 lirayı buluyor. Böyle yani işte. Daha hesaplı. Aynen. Kendimiz yapıyoruz ama bu ille siz de yapın anlamında yapmadım bu videoyu. Biz böyle yapıyoruz. Sizin yapacağınız böyle şeylerle kafa yormak istemiyorsanız bir tona 2 kilo kombi alırsınız. Ondan sonra 5 kilo üre, 2,5 kilo magnezyum sülfat, 2,5 kilo solucan gübresi, 5 litre solucan gübresi, 2,5 kilo çay şekeri, bu şekilde evet. Güzel bir yaprak gübresi hazırlamış olursunuz. Evet. Ondan sonra bu hem bitkinizi geliştirecektir hem de fotosentez kapasitesini arttıracaktır. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.